Herkese merhabalar. Mantık konumuza beraberiz. 8'den 9'a hazırlık kampımızda. Artık LGS bitti. Oh be sonuçta liseye geçtik tomuş Elan Bey'im. İnşallah süper bir sene bizi bekliyor. 9, 10, 11, 12 sonrası üniversite süper yıllar bizi bekliyor. Lise çok daha farklı olacak. Dolayısıyla kendine güven, kendine inan ve çok daha güzel başarıları imza atacaksın diyoruz. Ve 8'den 9'a hazırlık kampımızda biz ne yapacağız? Biz aslında matematiği temel alacağız. Çünkü matematik en temel ders ve her zaman diğer dersler onun etrafında toplanıyor. Ve dolayısıyla biz matematik konularını bitirelim ki sağlam bir temelle ilerleyelim istiyoruz. Ve 8'den 9'a geçerken de gerçekten 9. sınıf matematiği birazcık daha kasış. İşte bunu rahatlatmaya çalışıyoruz. Tonguç evladım benim lise matematiği sence nasıl olacak? Oo kazık ul aziz. Ha, hayır değil merak etme. Kazık evladım benim. Çalışmayana kazık gelir. Normal senin için çok kolay gelecek. Ama lütfen dikkatli dinle beni. Biz dokuzuncu sınıfta birinci dönemde mantık, kümeler, sayı kümeleri, bölünebilme kuralları, denklem ve işsizlikler ve üslü ifadeler denklemleri öğreneceğiz. Yani birinci dönemde senle beraber çok değişik konuların içine giriş yapacağız. Ama burada ilk defa gördüğümüz mantık konusu karşımıza gelecek. Kümeleri zaten eski senelerde görmüştük. Sayı kümelerini, işte doğal sayılar, tam sayılar ve benzeri görmüştük. Bölünebilme kurallarını önceki sınıflarda, altıncı sınıf ve benzeri görmüştük. Denklem ve eşitsizlikleri yedinci sınıfta görmüştük. Üstü ifadeleri zaten beş altı yedi her sene görmüştük. İşte zaten bunlar bildiğimiz konularda. Ama mantık yepyeni bir konu olacak bizim için. İkinci dönem konuna baktığımız zaman Köklü ifadeleri görmüştük. Aslında 8. sınıfta biz görmüştük. Kare köklü ifadeler şeklinde. Birazcık daha detaylısına bakacağız. Oran orantı ve problemleri zaten her sene neredeyse gördük. Üçgenler, veri analizi ve grafiklerde bizim bildiğimiz eski konular. İşte bunların birazcık daha detaylarını, zorlarını, kısışlarını göreceğiz aslında. Ve senle beraber 8'den 9'a matematik kampımızda aslında biz bu konulara girişler yapacağız. Sonuç herhalde benim. Ve şimdi Harika bir konu bizi bekliyor. Dokuzuncu sınıfın ilk konusu mantık konusuyla beraberiz. Mantık konusunda Tonguç Eren benim önermelerin ne demek olduğunu öğreneceğiz. Birleşik önermelere bakacağız. Koşullu ve iki yönlü koşullu önermelere bakacağız. İse ancak ve ancak ve benzeri. açık önermelere bakacağız ve niceleyicilere bakacağız ve bu işi noktalandıracağız. Çok önemli bir konu. Çok güzel bir konu. Senle beraber yaz kampımızda düzenli ve ...istikrarlı bir şekilde 9'un sınıfa geçerken sağlam bir temelle geçmeyi hedefliyoruz. Özellikle matematik kısmında. 8'den 9'a matematik hazırlık kitabımızı kullanacağız. Bütün bu e, yaz kampımız boyunca. Ve burada zaten mantıkla alakalı e, herhangi bir testimiz yok. Çünkü bu yepyeni bir konu. Ama sonrasında kümelerle alakalı testlerimiz gelecek. Sayı kümelerle alakalı testlerimiz gelecek. Dolayısıyla bu kitabımız bizim başucu kitabımız olacak. Ve mantıkla alakalı konuyu öğrenelim. Rahat rahat bugün ödevin yok merak etme. Dinle konuyu, ardından diğer konularla alakalı ödevlerini vereceğim. Merak etme. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. <laughs> Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere biz önerme diyoruz. Bakar mısın? Matematik böyle bir şey olabilir mi ya? Aa, Ankara Türkiye'nin başkenti. Öznel cümle. Bayağı zormuş gerçekten de konu. Hayır, mu? konu çok basit aslında. Unutma. Konu basit ve Oyun gibi zaten oyunlarda da göstereceğim sana Ankara Türkiye'nin başkenti doğru doğru, doğru doğru değil mi sen buna doğru şeyini kullanabiliyor musun İfadesini kullanabiliyor evet. musun o zaman bu bir önermedir diyebilirsin bir ay 32 gündür yanlış o zaman bu önerme değil değil ya kesinlikle hayır işte sen buna cevap olarak yanlış diyebiliyor musun evladım evet, hocam, bir bilmiyorum. ay 32 gündür dediği zaman yanlış diyebiliyor yanlış o zaman bu da bir önermedir ha. bak doğru ya da yanlış diyebileceğin her şey önermedir peki bugün hava çok güzel ne bileyim bana göre güzel. Hayır sana göre güzel bana göre kötü. Ben yağmurlu havaları seviyorum. sen. Ama gö doğru kesin güzel bence bugün. Hayır işte ama bana göre doğru ha. değil. Dolayısıyla doğru ya da yanlış kesin bir şey söyleyemiyorsun. O yüzden bu bir önerme değil. Sinemaya gidelim mi? Gidelim hocam çok iyi olur ya. Ama doğru ya da yanlış diyebiliyor muyuz? Önemli değil gidelim yeter ki gidelim ha, hocam. Ama doğru ya da yanlış diyemiyoruz işte bu da bir değil. Merhaba bir önerme önermedir merhaba. Merhaba e merhaba e, ama doğru merhaba ya da yanlış diyemedin merhaba doğru tamam, ama güzel, bu da güzel, yani. harika bunlar çok önemli yani bak doğru ya da yanlış diyebileceğin her şey önermedir ama o zaman bak, İstanbul Türkiye'nin başkentidir önerme mi hocam kesinlikle önerme tebrik ediyorum seni yanlış bir önerme ha. Bir, bir önerme ama yanlış bir önerme onu da göstermek istiyorum sana önerme doğru ise doğruluk değeri birdir evladım yani biz birle sıfır kavramlarını kullanıyoruz bu arada ileride mesela e, yazılım yapmak isteyen arkadaşlarımız bu videoyu izliyorlarsa yazılımda en önemli iki tane de rakamı söylemek istiyorum. Bir ve sıfır. Bir doğru demek sıfır da yanlış demek. Bizim şeyde de mantıkta da böyle. Ve bütün yazılım dillerinde hep bir 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 sıfır sıfır bir sıfır bir iki üç dört bir iki üç sıfır mesela. Bu bir de biliyorsun. Bittir bu bit. Hani bilmem ne megabit gigabyte falan diyorlar ya. Oo, işte siz bu, yazılım da biliyor musunuz hocam? Hayır işte sekizli hocam, grup. her şeyi biliyorsunuz hayır, şey biliyorsunuz hayır evladım bu zaten bilmemiz gereken bir şey. Yani bilgisayarlar bu sisteme göre çalışıyor. Hocam web siteniz var mı? Evet web sitem var. www. Ee, de bir nokta e, Tomşak, <laughs> evet tebrik ederim seni gerçekten. Doğruluk değeri. E, Orada da mı ders anlatıyorsunuz hocam? Bak evladım doğru ise bir diyoruz. Yanlış derece olur ama zaman sıfır diyoruz. Bitti bu kadar. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini yazalım sen. En küçük asal sayı ikidir. Hayda bu ne? Bak bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bak önermeleri biz P bu kavrama çok alışman gerekiyor. Q bir de R denilen harflerle gösteriyoruz. PQR. Aynen PQR şeklinde böyle havalı bir şekilde okuyabilirsin. Ama şunu unutmayalım. P önermesine bakalım. P önermesine bakalım. Bir denden açmış, iki nokta koymuş, açıklıyor önermeyi. En küçük asal sayı 2'dir. Bu doğru bir önerme mi? Doğru. Buna doğru ya da yanlış diyebiliyoruz Evet, değil bu mi? bir önermedir, doğru. Peki, doğru önerme mi? Evet, doğru. Dolayısıyla ben bunu şöyle gösteriyorum biliyor musun? Doğru olup olmadığını şöyle gösteriyorum. P önermesi şöyle bir iki, üç tane çizgi çiziyorum. Bu ne demek biliyor musun aslında? Bu üç tane çizgi hani normalde biz eşittir yazıyorduk ya. Mesela x eşittir yüz yazıyorduk değil mi Erdoğan Bey? Evet hocam. İşte mantıkta eşittir diye bir şey yok kusura bakma. Mantıkta mantık yoktur. Mantıkta eşittir yerine üç tane çizgi olan denktir ifadesi var. Ve bu önerme doğru demiş miydik biz? Gerçekten evet. de en küçük asal sayı ikidir. Ondan sonra kendinden de başkasına bölünemez. Tebrik ediyorum. Asal sayı kendi ve birden başka bölen olmayan sayılardı. Peki doğru olduğu için ne diyoruz? P önermesi eşittir demiyoruz artık denk de diyoruz birdir diyoruz. İşte bu kadar basit. Üçgenin çeşidi toplam 360 derece. Q önermesi. Q yanlış. Da, 350 derecedir. Hayır yanlış. 180 derece saçma ama ne zaman zam geldi? O zaman demek ki bu yanlışsa evladım benim ben diyorum ki Q önermemiz ki önermedir. Yanlış doğru ya yanlış diyebiliyorsun. Eşittir değil de denktir yazıyorum. Sıfırdır. çünkü Sıfır aldın bu, otur. Evet sıfırdır. Yani yanlış söyledin saçma ama. Peki 3'ün karesi artı 4'ün karesi hemen bakalım. 9 artı 4'ün karesi 16 eşittir. 25'in karesi 25. Evet kaçken doğru. Bu, bu, doğru bir ifade değil mi evladım benim? Bu doğru ifade olduğuna göre R önermesi için bir yazabilir miyim? İşte bu kadar. Yani PQRS harflerini Hiç kullanarak var. P, Q, R, S. Harbi, tebrik ediyorum seni havalı bir şekilde söyledin. Ee, önermeler genellikle bu harflerle gösterilir diyeceğiz. Peki denk önermeler. Yani ne kadar basit bir konu. Ne, konu ne kadar Gerçekten basit. Gerçekten hocam bitirse bak, gidebilir miyim? Konuya akıyor bak dikkat misin Akıyor akıyor gidiyor. Çok basit bir konu aslında. Çok iyi bir konu hocam. Ama sana şunu söyleyeceğim. Biraz sonra Ama bu, birazcık sana. Bu uzağının görünen yüzü biliyorum. Aynen evet. Söylememize <laughs> gerek yok hocam. Matematik biliyoruz. Sekiz sınıf sen çok iyi hatırlıyorsun. Seni alıştırmaya çalışıyorum. Tebrik ediyorum seni. Doğruluk değeri aynı olan önermeleri biz ...denk önermeler diyoruz. Denk önerme dediğimiz şey... ...aslında ikisi birbirine... ...eşit olacak. Mesela ne demek bu? P önermesi, Q önermesiyle... De ...denkse. Nasıl gösteriyoruz? Hemen göstermek istiyorum. P, hani eşittir yazıyorduk ya. Artık evet. denktir yazıyoruz, Q yazıyoruz. P ile Q kavramları da ben çok karıştırırım. Yani birbirine çok benziyorsun. Birbirinin... ...flip flopu. Aynı yani birbirine tam... ...yansıması. P önermesi, Q önermesi de ...denk değil ise şöyle gösteriyoruz. Denktir işaretinin üzerine... Bir tane çizgi atıyoruz. Bitti o kadar. O da denk demek. Bitti o kadar. Yani o kadar basit aslında. Bak şimdi. Aşağıdaki önermelerden birine birbirine denk olanları bulalım. P önermesine bakalım Bir hafta beş gündür. Yuh. Hayatta böyle falan bir şey olmadı. <laughs> evet. Bir hafta yedi gündür. O yüzden bu yanlış oluyor. Sıfır diyorum. Peki. En büyük asal rakam dokuzdur. Ya bakalım asal sayı değil ki dokuz bir kere. Dokuz bölünür. Böyle bir şey olmaz. O zaman bu da yanlış mı önerme. Hepsi Hep yanlışmış ya. Ama eksi beş tam sayıdır. Evet eksi beş Aa, tam bu sayıdır. Doğru. Bu doğru bir önerme. Bir diyorum. O zaman bakar mısın bak. İkisinin de doğruluk değerleri, değerleri aynı değil mi? P Aynen. de sıfır, Q de sıfır. O zaman bunlar birbirlerine denk önermedir diyebilirim. Peki, e, bu ikisi birbirine PLR birbirine denk mi? Hayır değil. O zaman Aynen. diyoruz ki denk değildir bunlar veya R, bunlar da denk değildir diyorum. Bu kadar e, akan bir şekilde gidiyoruz dersimize. Şöyle bak bakıyoruz hocam. Evet, şu anda hemen bakalım önermenin değiline bakalım. Önermenin değili yani olumsuzu. Peki bu ne demek? Şimdi ne şöyle ne? bir şey mantığı şu. Bir önermenin hükmünün yani e, iddia ettiği şeyin Hükümsüzdür. ...demek. Hükümsüzdür. Aynen. Olumsuz alınarak elde edilen önermeye bu önermenin değili diyoruz. Hani mesela, e, İstanbul e, şey İstanbul Marmara bölgesindedir. Bunun değilini söyleyeyim mi sana? Hemen aynı renkle göstermek istiyorum. İstanbul Yozgat Marmara bölgesindedir. Hayır. İstanbul aynı şeyleri yazacaksın. İstanbul Marmara Marmara ...bölgesinde... ...bölgesinde... ...değildir yazıyorsun. İşte bu kadar. Yani sen normalde... ...İstanbul Marmara Mar Mar Bölgesi nedir yazacağına... ...bölgesinde değildir yazıyorsun. Ha, tam bir tersi. Heh, peki biz şöyle düşünelim. Bu önerme doğru muydu? İstanbul Marmara Mar Bölgesi nedir doğru muydu? Evet doğruydu. Dolayısıyla bunun doğruluk değerine biz... ...bir diyebiliriz. Peki... ...bu önerme doğru mu? İstanbul Marmara Mar Bölgesi... ...değildir. Yanlış. Bu yanlış bir önerme. Bak dikkat ettin mi? Çok enteresan. Eğer P1 ise P'nin değili dediğimiz ifadeyi de şu şekilde gösteriyoruz. Onu da göstermek istiyorum. P önermesinin değili şöyle gösterilebilir. P'nin üzerine böyle bir tane çentik atıyorsun. Bu değili demek oluyor. Veya şöyle bir ifade kullanıyorsun. Böyle bir e, ifade sanki bir orantı ifadesi gibi. Sonra P yazıyorsun. İşte bu ikisi de değil ifadesi. Ama genellikle biz sıklıkla bunu kullanıyoruz. Onu söylemek istiyorum. Belki kıl sınavlarda bunlar çıkabilir. Onu Sizden çok hangisini tercih ediyorsunuz? E, ben bunu tercih ediyorum çünkü çok basit. Üstüne bir çentik atıyorsun. Ama gözden kaçabiliyor. Dikkat edelim. Şimdi bak şöyle düşünelim. P birse yani P doğruysa hemen buraya doğru yazmak istiyorum. P e, P'nin değeri yani İstanbul Marmara bölgesinde değildir. Yanlış çıkmadı böyle adım. Evet. Ya. İşte yani ben şunu unutmamam gerekiyor. Eğer ben bir doğrunun doğrunun değeri dediğimiz şeyi tersi olarak aklıma getirelim. Tersi diyelim. Yani e, birin tersi nedir Allah'ını seversen? İki. Hayır sıfır. Ha. Saçma ama. Ya, ya doğru adı ya yanlış var. Doğrunun tersi nedir? Yanlıştır değil yanlıştır. mi? Yanlıştır. E, peki yanlışın tersi nedir? Biraz doğru. E, süper zekisin. Peki tersinin tersi nedir? Kendisidir. Harika olan üstü bir öğrencisi. Kendisinin kendisidir. Yani kendisidir. Bak Kendi şöyle. diyen kendi olur diyor annem. Ben kardeşime kötü söz söyleyince Tabi kendi diyorum. diyen kendi olur diyor. Tebrik ediyorum. Yani P'nin değili var. Değilinin de değili var. Hatta bunun değilini aldığımız zaman sıfırın değili nedir? Birdir. Bak kendisi çıkıyor. Yani bir çıkıyor diyebiliriz. Tamam şimdi o zaman senle beraber gerçekten en önemli kısmına geldik. Aa gel. bağlaçlar Türkçe mi hocam bu? Harika veya ve ve bağlacı. Gerçekten Türkçe dersi gibi Birleşik Önerme dediğimiz şey de iki cümleyi bir araya getirmek. Hemen sana bir tane e, şey söyleyeyim. Mesela diyelim ki P önermesi diyelim ki İstanbul Türkiye'nin başkentidir. Güzel bir önermi. Şu önermesi de e, hafta yedi gündür. Tamam mı? Güzel. İstanbul Türkiye'nin başkenti e, bir kere yanlış bir önerme. E, hafta e, bir hafta beş gündür. Pardon bir hafta yedi gündür. O doğru bir önerme değil mi? Doğru bir önerme. Şimdi bu ikisini bir araya getireyim mi? İstanbul Türkiye'nin başkentidir veya e, haf, bir hafta yedi gündür. Vallahi. Böyle o yazabiliyorum. Başka türlü de şunu yapıyorum bak. V bağlayıcıya. İstanbul Türkiye'nin başkentidir ve hafta yedi gündür şeklinde önermeleri birleştirebiliyorum. İşte bu şekilde normalde Türkçe'de yaptığım şeyi ben matematiğe, mantığa getiriyorum. Ne demek mantığa? Şimdi ilk başta bir kere diyorum ki bir doğruluk tablosu kavramını anlatmam gerekiyor sana. Doğruluk tablosu dediğimiz şey şurası. Aslında şu çizdiğimiz tabloya biz doğruluk tablosu diyoruz. Önermelerde evladım benim farklı farklı seçenekler olabilir. Hemen sana bir tane boş kağıt ataraktan hemen olayı anlatmak istiyorum. Bak şöyle düşünelim. P önermesi için düşünelim. Sadece P önermesini düşün. P önermesi bir olursa doğru demek değil mi evladım? Evet hocam. Peki P önermesi başka ne olabilir? Sıfır da olabilir değil mi? Evet yanlış olabilir. Süper doğru. dikisin. Peki Q önermesi başka bir önerme diyelim. Bu bir olabilir. Evet. Veya Q önermesi sıfır da olabilir değil mi? Olabilir. Her an her şey olabilir. Süpersin. Şimdi P ile Q yan yana gelirse. P ile Q yan yana gelirse. Bak bununla bu birleşebilir değil mi? Evet. Yani bir ve bir olabilir. P burası bu Q burası diyelim. Veya bununla e, bu birleşebilir. Bununla bu birleşebilir. Yani bu ikisi. P1 olabilir. Q0 olabilir. Veya bununla bu birleşebilir. P0 olabilir. Q1 olabilir. 1 veya bununla bu bile çevir. İkisi de sıfır olur değil mi evladım? Benim? Evet hocam. İşte ben bunları şöyle bir tablonun içine koyuyorum. Diyorum ki yahu. Excel. Aynen Excel gibi gerçekten de. P ve Q'yu böyle diyorum ki bir bir olabilir. Bir sıfır olabilir. Sıfır bir olabilir. Sıfır 0 sıfır. Bak kupa olabilir. mı yapıyorsunuz Başka, hocam? Başka aynen <laughs> gerçekten ne diyorsun <laughs> Allah Atılkan Allah. Altılı ganyan. Bütün kötü şeyleri söyledin. Tebrik ediyorum seni. Bak, ya ben burada, at yarışları hocam. Ben de katılmışım. Ben ikinci at oldum. evet ne olarak katıldım? Belgir <laughs> olarak. Şimdi burada evladım benim. Bak bu dikkat edelim. P ve Q'nun ikisi yan yana geldiği zaman ikisi de doğru. Birincisi doğru ikincisi yanlış. Birincisi yanlış ikisi doğru. İkisi de yanlış şeklinde farklı farklı olabilecek şeyleri var. O zaman kaç tane senaryo varmış burada? Dört tane farklı senaryo var değil mi? Veya seçenek var diyebiliriz burada. Dört tane farklı seçenek var. İşte biz bunları oluşturarak oluşturduğumuz tabloya doğruluk tablosu diyoruz. İşte doğruluk tablosunun başlangıcı bu şekilde yapılıyor. Doğruluk tablosu bak burada yaptık senin için. O zaman hemen seninle şunu düşünelim. Bir e, veya bir diyelim. Ya hatta şöyle yapalım. Bir veya bir diyelim. Tamam mı? Bir veya bir şu demek. Doğru veya doğru. Sonucu ne çıkıyor biliyor musun? Bir çıkıyor lan yani. yani. Ya ikisi de doğruysa sonuçta bir problem yok. Bir veya sıfır diye bir şeyimiz var. Bir veya sıfır dediğimiz şeyse burada eğer ikisinden bir tanesi doğru olursa zaten diğerini doğru yapıyor. Özür dilerim. Burası da biri çıkıyor. Sıfır veya bir. Sıfır veya bir yine biri çıkıyor. İkisi de yanlışsa sonuç sıfır. O zaman artık yanlış olsun. Aynen tebrik ediyorum. Buradaki mantık şu aslında. Ben veya bağlacını toplama gibi düşünüyorum. Bak tamam. toplama çok basit. Toplamayla ile anlayabilirsin. Şimdi sıfır artı sıfır. Sıfır. Sıfır artı bir. Bir. Bir artı sıfır. Bir. Bir artı bir. İki. Ama iki yok ki mantıkta. En fazla en fazla kaç fazla var? Bir var. var bir var. Dolayısıyla o zaman bir diyebiliyoruz. Mantığın böyle. bittiği yerde mantık başlar. Evet tebrik ediyorum. V bağlacı da çarpma gibi. Ne demek biliyor musun? Bir ve bir. ...bunu hemen yazayım da şuraya da... ...bir ve bir... ...yani ikisi bir kere, de bir. Bir, bir... ...burada da çarpma... ...bir kere bir, bir kere bir çıkar... ...bir kere sıfır... ...sıfır... ...sıfır kere bir... ...sıfır... ...sıfır kere sıfır... sıfır. ...süper zekisin... ...işte bu kadar basit... ...yani bizim yapacağımız şey... ...veya ve ve bağlı... ...biraz zorlaştı ama hala i̇ki, güzel gidiyoruz hocam... ...iki tane... ...iki tane e ma, şeyi önermeyi birleştirdiğimiz zaman yani bileşik önerme yaptığımız zaman P veya Q veya P ve Q şeklinde bileşik önerme yaptığımız zaman aslında olaylarda sadece şu toplama ile çarpma gibi düşünürsek eğer veya'yı toplama yani yukarıya doğru bakanı ellerimizi açmışız toplama Allah'ım yardım et. Aynen, tabii ki Bu şey gibi olanı çarpmaya aşağı doğru bakanı da e, yani ters dönmüş V'yi de Çarpma şeklinde düşünmemiz gerekiyor, bunu unutmayacağız. V gibi olan veya veya gibi olan V. Mükemmel bir açıklama, gerçekten de olan. Mantık bir yerde mantık başlıyorum. Burada şunu hatırlayalım. Bak veya'nın sonunda A var ya, evladım. Evet. Bu artı gibi. Ondan aklına getirebilirsin. Yani veya artı veya artı veya artı diye aklına getirebilirsin. Diğeri zaten çarpma oluyor tabi göremiyorsun. Peki geldik hemen seninle beraber. Mesela P'ye bir demiş, Q'ye bir, bir demiş, R'ye sıfır demiş ve bize böyle bir şey soruyor. Hayda diyeceksin. Ben bunu nasıl bulayım? Bak bu ne demek? Bir kere onu anlayacağız ilk başta. Şimdi P bir değil mi evladım? Benim? Evet. Ben bu P gördüğüm yere bir yazıyorum. Q kaçtı birdi? Bunun yerine de bir yazıyorum. R kaçtı evladım benim? Sıfır. Peki R'nin üzerinde bir tane çentik yok mu? Evet. Peki sıfırın değili yani R'nin kendisi sıfırsa R'nin tersi Kaçtır evladım benim? Bir. Süper zekisin. O zaman bunun yerine de bir yazacağım. Peki hemen aradaki işaretle koyalım. Yeşil dedi değil mi? Ona yukarı Parantez vardı burada. Parantezi koydum. Veya işlemi vardı. Veya'yı koydum. E, veya işte Bu parantezi kapattım. Parantezi kapattım. Burada V işlemi vardı. V'yi koydum. İşte bunu yapmamı istiyor benden. Yahu ne kadar basit. ya Yahu ne var. kadar basit. Hemen o zaman senle yapalım bak. Şöyle düşünelim. Bir veya bir. Hemen veya neydi? Artıydı değil mi? Veya artı. Veya artı. Bir artı bir, bir, bir artı eder. Bir, bir, artı bir iki edemeyeceği için bir eder. Sonrasında bunu yaptık süpersin. Bunun cevabı bir. Sonrasında şu işlem vardı ve burada da bir yazıyordu. Şimdi söyler misin bana bu V işlemi değil mi? V işleminde ne yapıyorduk? Çarpma. Çarpma. Bir kere bir. bir. Cevabımız birmiş. Demek ki doğruluk değeri doğru çıkan ...bir birleşik önermeymiş diyoruz. Bu kadar karışık işlemleri işte bu şekilde yapabiliyoruz. Gel bakalım şimdi seninle beraber özelliklerine bakalım. Hocam yavaş yavaş dozajı artıyoruz. Evet dozajı birazcık yavaş yavaş artırıyoruz. Ama böyle yapmak zorunda Cevlan Bey bir sürü konu göreceksin. Şimdi alışman gerekiyor. Bak bu neydi? idi? Bu da neydi? V'ydi. veya yukarıya doğru bakıyordu. V'ya e, aşağı doğru bakan da V'ydi. Peki biz burada diyorum ki... ...P veya Q. Çok basit. Q veya P'dir. Bitti bu kadar. Veya P ve Q... Q ve P'dir. Bunu okunuşları böyle. P ve Q, P veya Q, Q ve P, Q veya P şeklinde okunabiliyor diyor Peki da, şimdi bir de birleşme özelliğine bakalım. Birleşme özelliği çok basit bir mantık. Normalde e, biz eskiden yapıyorduk ya, ya değişme özelliğini hatırlatayım sana. Mesela 3 artı 5 aslında 5 artı 3 değil mi devralım? Yani. yani. Aslında aynı şeyi yazdım. P veya Q, Q veya P'dir. Peki birleşme özelliğinde şöyle bir şey vardı. 3 artı 5 artı 4 mesela. Bu toplamada birleşme özelliğinde şöyle yapabiliyordum. Bak bu ikisini birleştirmiş ya. 5 artı 4 diye. Ben burada bu sefer 3 ile 5'i birleştiriyorum. Yani 3 artı 5 e, artı 4 şeklinde yapıyorum. Ne demek o zaman? P veya Q veya R şeklinde. Bak bu ikisini birleştirdim. Bu dışarıda kaldı. Bak burada bütün işaretlerin birbirleriyle aynı olması şartı var. Onu da söylemek istiyorum. Birleşme kuralında. Veya diyelim ki bak burada P ve Q bunu birleştirdim bu sefer ve R şeklinde yapabiliyorum. Bunlar tabii çok 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 hayati değil ama sorularda kıl sorularda çıkınca yapmamız bilmemiz çok iyi olabilir. Ee, birazdan böyle soruları çözeceğiz seninle beraber. Bak dağılma özelliği de şöyle. Bu bunun üzerine dağılabiliyor. P veya P veya Q bir de bunu bu. P veya R şeklinde yapabiliyoruz. Sonrasında bu ise Tam araya geliyor ve bunları paranteze koyuyoruz. Aynı şeyi düşün. 3 çarpı 5 artı 4. Bu nasıl dağılıyordu? 3 çarpı 5 artı bu aradaki işaret 3 çarpı 4 şeklinde. 3 çarpı 4 şeklinde. Bunun içine dağılıyor. Benim derslerde çok rahat dağılma özelliği var. Diyelim. Aynı şey burada V'nin veya üzerine dağılma özelliği. P ve Q, P ve R. Bunların arasına da veya işlemi koyuyoruz. İşte bu kadar basit. Ama zaten şimdi seninle uygulama yapınca anlayacaksın bunları merak etme. Şimdi ezberlemeni beklemem beklemem zaten. Sadece. Geldik ya da bağlacına, ya da bağlacı da ve veya gibi başka bir. Tür ya da taşı bağlıklı. vardı hocam, ya da taşı. Ya da taşında aslında mantık şu aslında Bak şöyle düşün. Ya da işlemi şöyle gösteriyor. Sanki bir veya gibi ama altına bir tane çizgi çiziyorlar. Ha. Bir ya da bir bir ya da sıfır, sıfır ya da bir, sıfır ya da sıfır. Yani bir ya da bir, bir ya da sıfır, sıfır ya da bir, sıfır ya da sıfır. Buradaki mantık aslında çok basit bir mantık. Hemen sana göstermek istiyorum. Buradaki mantık şu: eğer aynı olursa sıfır oluyor, farklı olursa bir oluyor. Farklı olursa bak bir ve sıfır, bir ya da sıfır, sıfır ya da bir. Bunlar doğru oluyor, bir oluyor yani. Bunlar aynı ise sıfır oluyor. Buraya kanadık mı? Bak aynıysa sıfır, bir bir, bir e, sıfır sıfır. Farklıysa bir oluyor. Peki o zaman bu kadar e, net bir şey varsa eğer, kuralı varsa gel bakalım seninle beraber bir oyunlara başlıyoruz. Şimdi oyunlar başlıyor. Hazır ol. Hazırım. Şimdi mükemmel bir şekilde oyunlar başlıyor. Kaç puan toplamayı planladın? Bakar mısın bize şöyle. Of. E, ...affedersin ama bayağı büyük bir ifade... Ama Arap olayım. Aynen Arap oldun şu anda zaten tebrik ediyorum. Evet harika. Şimdi burada şunu unutma bak... ...iki şey... ...bak böyle büyük bir şey veriyor... ...ve sonucunun ne olduğunu söylüyor... ...bize sıfır olduğunu söylüyor. Ya boşuna yazıyorsun da, madem sonucu sıfırsa niye yazıyorsun? Aynen öyle yani ne, ne yapacağız biz burada? Şöyle düşün... ...şurada hangi işlem var evladım benim? Veya, Veya işlemi var. Bak şöyle bakan şey... ...biz normal V olan Veya şey... V gibi Veya diyorduk. Aynen... E, ters V gibi olan V diyorduk. Şimdi yukarı doğru bakan bir V harfi var. Dolayısıyla bu V işlemi. He, burada ne yapacağız? Bunların sonucu yani bunla bunla bunun veyası kaç çıkmış evladım benim? Zilo. Sıfır. Harika tebrik ediyorum. V'ayı hatırlatayım mı sana? Hemen şunu hatırlatmak istiyorum bak. Bir veya bir. Veya bir artındı. veya 0. sıfır. Sıfır veya bir. Sıfır veya, sıfır veya sıfır. Bunları hemen hatırlatmak istiyorum sana. Bak bunları e, i̇ki saniyede atadayım. Bu, artı gibiydi bu. Bu bir çıkacaktı. Bu bir çıkacaktı. Bu bir Ve çıkacaktı. Sonunda A var demiştiniz hocam. Sonucunun sıfır olduğu hangi veya var? Bak dikkat eder misin? İkisinin de sıfır olması Aa. gerekiyor. Yani şu blokla şu bloğun İkisi de sıfır olursa ancak sonucu sıfır çıkıyor. Aa. Dolayısıyla ben bu iki blok yani şu parmağıma ne diyeceğim? Sıfır demem gerekiyor. Çünkü ikisinin de sıfır olması gerekiyor. O zaman burası da sıfır, burası da sıfır. Yazalım mı seninle beraber? Yazalım hocam. P üstünde değil var. Ya da sıfır işleminin sonucu sıfır çıkmalı. Bir de e, şuraya bakalım. Q'nun üzerinde çizgi var. Sonra böyle bir işlem var. Sonra bir var. Bunun da sonucu sıfır çıkmalı. he. Şimdi bunları yazdıktan sonra diyorum ki yani ya da daki kural neydi Allah'ını seversen ya da da e, sonucun sıfır çıkabilmesi için ikisinin İkinin de, aynı, de aynı olması gerekmiyor mu? O zaman bak burası sıfırsa bunun da sıfır olması Yüzü gerekmiyor mu? Harika. O zaman P'nin değili sıfır olacak. Peki burası birse sıfır çıkabilmesi için sonucun burasının da bir olması gerekmiyor mu? Evet hocam. O zaman Q'nun değili birdir diyebiliriz. Burası bir, burası sıfır olmak zorunda ki sıfır ya da sıfır. Sıfır çıktın, bir ya da bir, bir sıfır çıksın. Çünkü aynı olunca sıfır oluyor. Peki o zaman P'nin değili sıfırsa P'nin kendisi nedir Allah'ın Birdir. Sefer? Süper zekisin. E Q'nun değili birse Q'nun kendisi nedir evladım benim? Sıfır. Harika ötesi bir öğrencisin. İşte bu kadar... E, oyun gibi gerçekten birazcık çözmemizi, SOS mantığımızı kullanmamızı sağlayan sorular karşımıza gelecek. Geldik P'yi bulduk, Q'yu bulduk. Bize ne soruyordu? P ya da Q'yu soruyordu. İkisi de aynı. E, e, bak hayır bu birdi, P birdi, Q da sıfırdı. İkisi birbirleriyle farklı olduğu zaman ne oluyor devladım benim? Sonuç bir. Sonuç bir oluyordu. İşte hemen ya da bağlıcınızı yazmak istiyorum. Farklı olunca bir, Aynı olunca sıfır çıkıyor. Bu kuralı lütfen ezberle ve bu kuralları kullanaraktan da önermesinin değerinin bir olduğunu bul. Kurallar uymak içindir. Tebrik ediyorum seni harikasın. Kırmızı geçelim yeşilde duralım. Şimdi burada aslında dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Şimdi burada en önemli kurallar bunlar. Neden diyeceksin? Çünkü sorularda hep bunlarla uğraşacağız. Ne demek bak? P veya P veya P'nin değili diyelim şimdi bu ne demek ya? Yani mesela, P birse mesela P'nin değili tersi yani değil mi aslında o da sıfırdır. Veya ise, P sıfır ise P'nin değili bir değil mi? Hemen şöyle düşünelim. Veya'daki kuralları hatırlayalım, hatırlayalım mı sen beraber? Veya da dikkat ettiysen toplama gibi değil mi? Mesela bu bir olursa ben burada şöyle şu şekilde yapıyorum bak. Bunu iki türlü düşünüyorum. Bu bir olabilir... O zaman bu sıfır olur değil mi evladım benim? Yani? Evet hocam. Ya da ikinci seçenekse bu sıfır olur. Bu da bir olur değil mi? Şimdi bunun sonucu kaç çıkar? Bakar mısın? 1 veya sıfır. Bir artı sıfır birdir. Sıfır artı bir birdir. Ya bunun sonucu her zaman bir çıkmıyor mu? Evet. O zaman bunun cevabına koskocaman bir bir diyorum. Yani bu her zaman biridir. Otur bir aldın. Tebrik ediyorum. Bak burada da şunu yapıyorum bak. Böyle iki tane ok çıkartıyorum. Diyorum ki P 1 olabilir. 1 veya 1 olur. Sonuç kaç çıkar? Bir artı 1, bir? bir çıkar. Yani iki çıkar ama bir iki olmadığı için bir yazıyoruz. Peki burası sıfır olsa sıfır veya bir olur. E sıfır artı bir yine bir çıkar. E bunun sonucu yine koskocaman birdir diyoruz. Bak bunun sonucu da ne? Görünmez bir bir var. İkisinin sonucu da bir. Şimdi buna bakalım. Tekrar iki tane olasılık çıkartıyorum. Bu bir olabilir veya sıfır. Sonuç ne çıkar? Bir çıkar. Veya bu sıfır olabilir. Sıfır veya sıfır. Bunun sonucu ne çıkar? Sıfır çıkar. Allah Allah diyorum Hayda. ya. Ne yapacağız burada? Bir mi sıfır mı? Şöyle düşün bak. P bir olduğu zaman sonuç bir çıkıyor. P sıfır olduğu zaman sonuç bir çıkıyor. O zaman P'nin kendisidir yahu. Bunun cevabı P'nin kendisidir. İşte biz bunu gördüğümüz zaman diyeceğim ki bunun cevabı birdir. Bunun cevabı birdir. Bunun cevabı P'nin kendisidir diyeceğiz. Bu kadar basit. Aynı şeyi burada yapalım sana beraber. Bak P'nin V işlemi var burada. Burada iki tane seçenek var. Bir ve e, sıfır diyorum. Sonucu bir kere sıfır sıfırdır. 0 ve 1 diyorum sonuç yine 0'dır o zaman bunun sonucu her zaman 0 çıkıyor buraya bakalım hemen senle beraber 1 ve 1 diyorum sonuç 1 kere 1 1 çıkar bu 0 olsaydı 0 ve 1 diyorum sonuç 0 çıkardı o zaman ben P'ye 1 dersem 1 çıkıyor 0 dersem 0 çıkıyor o zaman bunun cevabı P'dir aynı şeyi burada yapıyorum devam ediyorum ee, bu 1 ve 0 diyorum sonuç 0 çıkar Sıfır ve sıfır diyorum. Sonuç ne sıfır çıkıyor? O zaman sonuç her zaman sıfır çıkıyor. Bunun da cevabında sıfır olduğunu bilmem gerekiyor. Şimdi o zaman diyorum ki yahu bize böyle bir şey vermiş. E bunu zaten biliyorum. Bunun her zaman cevabı sıfır. Sonra böyle bir işlem var. Bunu yazdım. Q'nun değili ve bir. Q'nun değili ve bir. E bir şeyin değili bir şeyinle bir şeyle ne olduğunu bilmiyoruz ama. Ve bir yazarsam. Onun kendisi çıkmıyor evet. mu O zaman bu da Q'nun değilidir diyoruz. Şimdi geldik. Q'nun değiliyle V işlemi ve sıfır var. Bak bir şeyle sıfır işleminin V işlemine girerse zaten sıfırla çarpılan her şey sıfır çıkmaz mı? Almayayım? Evet hocam. O zaman cevabımızın da sıfır olduğunu bilebiliriz. Tam bir oyun gibi yani Kuralları iyi uygularsak bütün soruları yaparız. Efsaneler, kupalar, leonlar. Tebrik ediyorum. Demorgan'a bakıyoruz. Demorgan kuralıysa. Demorgan kuralı kim ise... hocam tanıyor musunuz? Demorgan aslında çok büyük bir matematikçi. Ve bu arkadaşımız çok enteresan bir şey keşfetmiş. Demiş ki P veya Q diye bir şey yazdım demiş. Tamam yolla. Üzerine bir parantez koyup üzerine bir değil çizgisi koydu demiş. Böyle bir şey olursa bu değil var ya. Evet. Hepsine dağılıyor. Buna da, buna da, buna da. Nasıl oluyor ya böyle? P'nin değili oluyor bu. Bunun üzerine değil gelse olur? P'nin değil olur. Bunun üzerine Q'nun üzerine gelse Q'nun değil olur. Peki bunun üzerine gelse ne olur? Allah, Allah Allah. Ve demiş ki De Yo ben bunu çözdüm. Merak etme. Öyle, Allah Allah, Allah demeyin. Tabii tabii. Direkt şey Urfalı kendisi. Aa, Burada hemen burda bak bunun değili dediğimiz şey budur evladım benim. Bunun değili dediğimiz şey ise budur aslında. Yani tabii bu bir kural değil. Burada biz bir kısa yol gösteriyorum sana. Çünkü bunu gördüğün zaman veya'nın tersini gördüğün zaman direkt V diyeceksin. Hoppa işte bitti bu kadar. Gerçekten aynı şeye bakalım. Yine bu. Buna, buna ve buna dağılıyor. P'nin değili. Bu sefer bu e, tepe taklak oluyor. Bir de bu. Bunun değili şeklinde yazabiliriz. Geldik ondan sonra bize şöyle bir e, soru vermiş. Hadi bakalım bul diyor. Of. Hayda ne yapacağız? Şimdi gel oran bakalım. Oradan gitti. Senle gitti, beraber oran. şunu alalım bak. Bunu yazıyorum. P veya Q'nun değili ve R'nin üzerinde de burada bir değil var ve sıfır çıkmış. Şimdi hemen olayı analiz etmeye başlıyorum. Analize demek bekliyor musun Bak bunun sonucu sıfır çıkmış mı? Ne işlem yapmış da sonucu sıfır çıkmış? Bununla bunu veya işlemine sokmamış mı? Hemen hatırlayalım mı beraber veya'nın kurallarını? Bir veya bir. Bir veya sıfır. Bunu ben hep yazıyorum. Hiç üşenmiyorum. Sıfır veya sıfır. Bak bunların hemen veya'nın kurallarını yazmak istiyorum. Yani veya'nın kuralları bu birdi. Bu sıfırdı. Pardon bu, da birdi. Özür dilerim. Bu da birdi. Bu da sıfırdı. Şimdi tek bir sıfır veriyor. ikisi sıfır olunca. Bu o zaman bunun sonucu sıfır olduysa veya'nın sonucu. Bunu bir bütün. Bunu da bir bütün diye düşün. Sonuçları sıfır olmuş değil mi? Yani şu bir kapak, şu da başka bir kapak. Bu iki kapağın sonucu sıfır çıkmış. Yahu o zaman, o zaman demek Hocam, ki da bu da sıfırmış, bu da sıfırmış. O zaman P'nin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Bunu buldum bile. Oh be. Şimdi de şunu bulalım bakalım. Bunun sonucunun sıfır olabilmesi için. Yani Q'nun değili ve R'nin parantezli değilinin sıfır olabilmesi için. O zaman Q'nun değili ve R'nin kendisinin ne olması gerekiyor? Değili sıfırsa Kendisinin biri olması gerekmiyor evet mu? hocam. Ha o zaman kendisi birse. Ş söyler misin bana V'nin kurallarını atayım şimdi. Gel bakalım V'nin kuralları. Kurallar ya, bir ve 1 bir, bir, bir ve sıfır, sıfır ve bir, sıfır ve sıfır. Çarpma yapıyorduk hocam. Aynen. Burada dikkat ettiysen neredeyse çoğunda sıfır çıkıyordu, bir tanesi biri çıkıyordu. O da ikisi de bir olursa. Bak o zaman V'nin sonucu bir olabilmesi için bunun da bir olması gerekiyor, bunun da bir olması gerekiyor. O zaman R'yi buldum bile. Birdir diyebiliriz. Burası birdir. E burası da bir olması gerekiyor. E Q'nun değeri de bir olacakmış o zaman. Q'nun değeri de bir O zaman Q0. Harika ötesi bir öğrencisin. Gerçekten Q'yu bulduk, R'yi bulduk, P'yi bulduk. Artık soruyu çözme vakti geldi. Aa, Hadi bakalım. P'nin değerine bakıyorum. P'nin kendisi sıfırdı. P'nin değili o zaman birdir. Ve sonra parantez açıyorum. Sonra Q'nun kendisi. Q kaçtı sıfırdı. Sonra V. Ee, sonra R'nin değeri geliyor. R'nin kendisi bir olduğu için değili sıfırdır. Sonra üzerinde de bir tane değil daha işareti var. İşte bu kadar. Sıfır ve sıfır. Hmm, hop sıfır çıktı. Sıfır. Üzerinde bir tane değil var. Hop bir çıktı. Ee, ondan sonra bir ve bir var. Bir ve bir. Hop bir çıktı. Cevabımızın bir olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu şekilde yapılıyor bu sorular. Ben olsam sizin yerinizde bunu mutlaka ezberlerdim. Çünkü bu soruları çözmemizi sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi. Geldik koşullu önermeye. Koşullu önerme yani e, bizim ise diyebildiğimiz şey. Eğer derslerini çalışırsan... Dışarı çıkabilirsin. Oh ne güzel. Harika tebrik ediyorum. Mesela. Babaanne cümleleri anne cümleleri. Aynen tebrik ediyorum seni. Mesela e, ne bileyim ödevlerini yaparsan e, yemeğini yemesin gibi mantıkta. Yani yemeğini yemezsen dünya, dayağı yersin. Dünya yuvarlaksa e, şey. Venüs Hayır. Dünya yuvarlaksa dünyanın etrafını tur atabiliriz gibi böyle cümleler kurulabilir. PQ aynı şekilde bir 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 sıfır sıfır bir sıfır, sıfır sıfır şeklinde yazdıktan sonra diyorum ki bak bu ise şeklinde yazılıyor. P ise Q diye okunuyor bu. İse önermesinde şöyle bir mantık var. Bir ise bir. Hemen bunu bir daha yazmak istiyorum. Bir ise bir. Sonra bir ise sıfır olabilir. Sıfır ise bir olabilir. Sıfır ise sıfır olabilir. Bunların teker teker cevapları aslında bu tabloda çizeceğim sana. Bak, bir ise bir kaç değer 1'dir. biridir. Bir ise sıfır sıfırdır. E, sıfır ise bir biridir. Sıfır ise sıfır biridir. Allah Allah diyeceksin. Ya ne oluyor ki? Dikkat et. Burada yüz kuralı denilen bir şey var evladım benim. Yüz kuralını ben ise de ezberlemek istiyorum. Gerçekten çok önemli. Çünkü ise de sonucun sıfır olduğu tek bir şey var. O da bir sıfır mantığı. Birden doğrudan yanlışa gidersen batıyorsun. Yani sen bir ise sıfır yaptığın anda Rezillik. batıyorsun. Ama diğerlerinin hepsinde... Doğru çıkartıyorsun cevabı diyebiliriz. Peki geldik o zaman hemen o zaman diyelim ki sana ise bağlıcı yalnızca birinci önerme doğru. İkinci önerme yanlış olduğunda yanlıştır. Onun dışında doğrudur diyoruz. Şimdi ise de, de şöyle bir mantık var. Onu da söylemek istiyorum. Ee, eğer bir P ise Q önermesinin tersini soruyorsa bize P'nin değili ise Q'nun değili yapıyoruz. Karşısını soruyorsa yer değiştiriyoruz. Q ise P diyoruz. Karşıt tersini soruyorsa hem yer değiştirip hem tersini alıyoruz. Q'nun değili ise P'nin değili diyoruz ve çok enteresan burada karşıt tersi yaptık ya önerme aslında her önerme kendisinin karşıt tersine eşittir diyoruz. Yani bir önermenin karşıt tersiyle eşit olduğunu da bilsek iyi olur diyoruz. Geldik hemen seninle beraber en önemli kurallardan dikkat, bir tanesi dikkat. zor sorularda karşımıza çıkacak. P ise Q'nun veya'ya çevrilme kuralı. P ise Q veya'ya çevirirken şöyle bir kuralımız var. P ise Q denktir. İlk baştakinin değili, ilk baştakinin değili veya ise bir anda veya dönüşüyor. Sonra Q'nun kendisi diyoruz. Bak Q aynen kalıyor. İlk baştakinin değili geliyor ve evladım benim bu veya işlemleri de veya işlemine dönüşüyor bu ise harfi. Zaten ise dikkat etsen şöyle bir şey var ha. Bakar mısın? Burada Aa. bir veya var aslında baktığın zaman. Peki o zaman seninle beraber bunu ispat edelim. P1 e, Q0 pardon B, P1 Q1 1 0 0 1 0 0 Bunu yazdık. Şimdi hemen doğruluk tablosunu birazcık daha geliştirelim seninle beraber. Diyorum ki P1 ise P'nin değeri kaçtır Allah'ını seversen? 0. E, Harika. P1 ise P'nin değeri kaçtır? 0. P0 ise P'nin değeri kaçtır? 1. Harika. P0 ise P'nin değeri kaçtır? 1. Bu doğru tablo bu şekilde oluyor. Teker teker böyle uğraşman gerekiyor. P ise Q yapalım mı? 1se 1 1'dir. 1se 0 100 kuralından 0'dır. 0sa 1 1'dir. 0, 1'dir. Zaten her zaman 1 olur. Sadece 1se 0 da 0 oluyordu. Bunu hatırladın. Şimdi geldik P'nin değili veya küüyü bulmaya. Yani bununla bunun veya işlemini yapmam gerekiyor. Yani şu iki sütuna bakacağım. Artık başka hiçbir sütuna bakmayacağım. Şunu bulabilmek için şu ve şunun arasına veya koymam gerekiyor. İlk başta bu sonra bu. 0 veya 1 Toplama değil miydi veya ihtiyaç? Evet, evet hocam. hocam. Toplama gibiydi. O zaman veya'daki a artı demiştiniz. Aynen. 0 1 1'dir. 0 0 0'dır. Bir 1, 1 1'dir. 2 olamaz çünkü. 1 0 1'dir. Dolayısıyla dikkat ettin mi? Bir, ...bir bir, sıfır sıfır, bir bir... Aa, doğru. ...bir bir, hep birbirleriyle... ...aynı çıkmadı mı bakar mısın? Evet. Ne olursa olsun... ...bu sütunla bu sütunla... ...işte bunların birbirlerine... ...eşit olduğunu ispat etmiş olduk... ...diyoruz. Ve... ...P ise Q'nun... E, değerini bulalım mı seninle beraber? Bulalım zaman? hocam. Hemen bulalım. Şöyle mantık şu... ...P ise Q bu değil miydi? P ise Q'nun... ...değilini alıyorum. Bak... ...bunun yerine ben, yani şuradakinin yerine... ...şunu yazamaz mıyım... P'nin değili veya Q yazabilirim değil mi? E, üzerinde de bir tane değil işlemi var. Bu değil işlemi demorgundan dağılabilir mi buraya? Dağılabilir. Hem buraya hem buraya hem buraya dağılıyor. P'nin değili zaten vardı burada. Bir tane daha değil geldiği zaman ne olur aslında burası? P'nin kendisi olur. Hatırlıyorsan hemen şunu öğrenmiştik. Değilinin değili kendisiydi. Veya Q olsa mesela değilinin değili kendisiydi. O zaman diyorum ki yahu o zaman bu P'dir. veya'nın tersi de V'dir. E Q'nun değeri de Q'dur. İşte P ise Q'nun değeri de bu şekilde gerçekten beynini yakıyorum ama öğreniyorsun. Tebrik ediyorum seni. Anlamadıysan sen tekrar İsmail izleyebilir misiniz hocam? Evet tabii. Evet. Tekrar izlersen anlarsın merak etme. Çünkü tane tane anlatıyorum. Bak şimdi şöyle bir ifade var karşımıza geldi. Aynı oyun gibi. E denktir sıfır değil mi? Hep ayarlıyorlar soruları merak etme. Yahu burada ise işlemi yok mu Allah'ını seversen? Evet hocam. Bak şununla şu ise işlemine girmemiş mi? Evet. Yahu ise de sıfır çıkabilmesi için yüz kuralı yok mu evladım benim? Evet. Yani bu sıfır olması için bunun bir, bunun sıfır olması gerekiyor. Bak ayarlanmış soru hiç merak etme. P'nin bir olduğunu bulduk bile. Hop çat diye yazdım buraya. Sonra bunun sıfır olması gerekiyor. Şimdi bu sıfırsa eğer değili sıfırsa kendisi nedir Allah'ın sıfırı? Hemen ne yazayım bir. sana. Q'nun değili V, R'nin kendisinin bu sefer bir olması gerekiyor. Peki V işleminde bir olabilmesi için ...ki hemen sana V tablosunu yapayım istersen... ...bunu ben bir daha yazmak istiyorum. 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 Şimdi 1 bir kere 1 bir çarpıyorduk. 1'de 0 0 çarpmada 0 çıkıyordu. Bak bunun sonucunun 1'i çıkabilmesi için... ...yani V'nin sonucunun 1'i çıkabilmesi için... İkisinin de bir olması gerek evladım? Evet hocam. O zaman bu da birdir, bu da birdir. O zaman R'yi bulduk bile birdir. E Q'nun değili bir ise Q'nun kendisi sıfır değil midir evladım? Mi? Evet hocam. İşte bu şekilde oyunlaştırma metoduyla bulabiliyoruz. <laughs> Geldik hemen iki yönlü koşul önerme yani ancak ve anca. Ancak ve ancakta şöyle bir şey var. İki tarafa doğru oklarımız var. Ancak ve ancak. Ancak ve ancakta. mantık şu aslında. Bu sefer e, yadanın tam tersi. Aynıysa bir, farklı ise e, sıfır kuralını hatırlayacağız. Diyoruz ki bir, bir. Bir ancak ve ancak bir. Birdir. Bir ancak ve ancak sıfır. Sıfırdır. Sıfır farklı. Aynı. Aynı. O zaman aynı ise bir farklı sıfır diyoruz. Peki senle beraber hemen şunu da yazmak istiyorum. Buradaki mantık şu. E, dikkat edelim. P ancak ve ancak P'nin değili demiş. Ya bunlar birbirleriyle farklı olmaz mı? Olur. Bu kendisi bu da değil. Yani tersi olmak zorunda. O zaman farklı. Farklı sıfır değil miydi? O zaman bunun cevabını direkt sıfır diyebilirim. Bak bunun cevabı direkt sıfırdır. Veya şuraya bakalım. Q'yu bilmiyorum. En sade hali. Q ise sıfır. Şimdi şöyle düşünelim. Hemen bunu yapayım. bir 1 ise sıfır olursa yani Q1 olursa iki tane farklı seçenek. Q1 olursa sonuç sıfır olur. Q sıfır olursa sonuç bir olmaz mı herhalde? Evet hocam. O zaman Q neyse sonuç onun tersi olmuyor mu Allah'ını seversen? Evet hocam. O zaman diyorum ki bu ifadenin sonucu da Q'nun değilidir diyorum. Şimdi veya işlemine geldik mi? Veya işleminde mantık şuydu. Toplamayı değil mi? Sıfırla bunu topluyoruz ve sonuç çıkıyor. Peki bu e, bir olursa sonuç bir olur. Bu sıfır olursa sonuç sıfır olur değil mi? O zaman bu neyse sonuç o olur diyerekten Q'nun D'li en sade halidir diyebilirim. Geldik hemen ancak ve ancağın an biri bir kısa yoluna. Ancak ve ancak da kısa yol şu aslında. E bu hem sağa doğru hem sola doğru giden oksa sağa doğru okla sola doğru okun aslında V'sidir aslında bu. Yani bu P'den Q'ya git ve Q'dan P'ye gidin özetidir aslında diyebiliriz. Peki açık önermelere bakalım sana beraber. İçinde en az bir atık bitir dersimizi. En az bir değişken bulunan ve bu değişkenlere göre doğru ya da yanlış hüküm bildiren önermeleri biz açık önerme diyebiliyoruz. Ne demek başka önerme? Mesela Px yazıyor. Px yazıyor bak. X yazıyor bu. Artık bu P yazmıyor sadece. X yazdığı zaman açık önerme. X kare 1 ile 30 arasında olacakmış ve X elemanı doğal sayı olacakmış. Doğruluk kümesinde bulunuyor. Bunun bir doğru olabilmesi için yani bunun doğru çıkabilmesi için ee, dikkat ettiysek bir şeyin karesinin 1 ile 30 arasında olması gerekiyor değil mi? Mesela X yerine 1 yazsam bu doğru Birin çıkabilir mi? 1'in bir karesi 1'dir. 1'in karesi 1'dir. O zaman P1 ee, P1 ee, şuna uyuyor mu bakalım. Hemen seninle beraber. 1 bir küçüktür. 1'in karesi 1 küçüktür 30. Buna uyuyor mu Allah'ın sonu? Uyuyor doğru. Hocam. Ya evladım bu doğru olabilir mi? Allah'ını seversen dikkat et bir, birden küçüktür değil ki veya büyük değil ki. O yüzden bu yanlış ifade. O yüzden bu doğruluk kümesinde x eşittir 1 yok. Peki x eşittir 2 iki, iki yazalım. 2 2 4. P 2'yi yazıyorum. E, ee, 1 ile 2'nin karesi 4'tür. 2'nin karesi 4'tür. 30. 1 ile 30 arasında Olur. 4. Evet bu doğru. O zaman x 2 doğru. İşte bunu denediğimiz zaman 2 oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor, 5 oluyor ama 6 olmuyor. Yani doğruluk kümesi budur çıkabiliyor. Dikkat edelim. D doğruluk kümesi şeklinde gösterebiliriz ve doğruluk kümesi 2 3 4 5 ama 6 olsa artık ne oluyor? 36 oluyor. 36. Kere, 36 küçük altı. olmaz. 0 olsa 0 1'den büyük olmaz şeklinde bu kurala uygun doğru önermeleri yazmış oluyoruz. Geldik bir de en son olarak her ve bazı niceleyicilerine. Aşağıdaki önermeleri niceleme sembolleriyle yazıp doğruluk değerini bulalım demiş. Her doğal sayının karesi 0'dan büyüktür. Bak. evladım bak mantık şu. Şu işareti görünce her diyeceksin, şu işareti görünce bazı diyeceksin. Şöyle diyeceğim. Hemen mesela bir cümle yazayım mı? Ee, her öküz. Efendim hocam. İşte bak, bak her öküz dedim sana. Ha. Ne yaptım bak? Her yerine bunu yazdım. Ama şöyle yapayım. Bazı inek, hmm. bazı inekler, her öküz. Bak bu aslında Türkçe kullanacağımızda böyle işaret Havalı olsun yok wow. Her doğal sayının, doğal sayılar ne demekti aslında? Ne diye gösteriyorduk oturuyorsan her dediğine göre böyle yazıyoruz. X elemanıdır doğal sayı şeklinde yazıyoruz. Bu aslında her doğal sayı demek. Her doğal sayının karesi sıfırdan büyüktür. Böyle yazdıktan sonra x kare büyüktür sıfır yazabiliyorum. Bu bir önermedir şeklinde yazabiliyorum. Bak budur aslında. Benim yapmam gereken şey bu aslında. Buraya bakalım. Bazı doğal sayılar ikiden küçüktür. Yine bu sefer Q diyelim buna da. Bazı dediğine göre bu işareti koyuyorum. Ters E harfini görüyorum. E, elemanıdır. doğal sayı. deniyoruz hocam? Hayır bu bazı demek. Bu x zaten bizim sayı diye gösterdiğimiz şey. Elemanıdır doğal sayılar. Doğal sayı dediği için ve 2'den küçüktür demiş. x küçüktür 2 şeklinde yazıyorum. Ve ee, bu doğru bir önerme mi? Her doğa senin karşısından büyük müdür? Doğru bir önerme mi? Doğru çok mantıklı. Doğru bir önerme. Gerçekten de doğruluk değeri de bir bunun. Peki bu doğru bir önerme mi? Bazı doğal sayılar ikiden küçüktür. Doğru bu da çok evet, mantıklı. Bir mesela sıfır veya bu da ikiden küçüktür. Bu da doğru bir önerme şeklinde yazabiliyoruz. Peki o zaman artık şunu bitirelim artık. Nice <laughs> derecelerin değerine bakalım. Sen. Artık son sayfamız. Bak her x elemanı x demiş her x PX e, şeyi e, e, önermesi ve üzerine de bir tane değil koymuş. Değili koyduysak bak şöyle bir kuralımız var. Herin değili bazıdır evladım benim. Bazının değili de herdir. O zaman her x'in değili bazı x'lerdir. Ve P'nin değilini almamız almak zorundayım. İşte bu bunun değilidir diyebiliriz. Geldik buraya. Bazının değili herdir ve P'nin değilini almak zorundayım. Yani aslında bu değil hem buna hem buna dağılıyor. E, bu değil hem buna hem buna dağılıyor. Hemen senle düzeltelim bunları bak. Px e, neymiş? Her x elemanıdır reel sayılar demiş. X kare küçüktür 5 demiş. O zaman diyorum ki ben bunun değil bazı x elemanıdır reel sayılar. X kare bak burada şunu diyor. Küçüktürün değil nedir? Hemen Bak eşittirin olumsuzu eşit değildir. Eşit değildirin olumsuzu eşittir. Yani tersi daha doğrusu veya değili diyebiliriz. Geldik mesela büyüktür'ün değili küçük ve eşittir. Burası kritik. Aa. Küçüktür'ün değili de büyük ve eşittir. Of. Büyük ve eşittir'in değili küçüktür. Küçüktür'ün değili büyüktür şeklinde bilmemiz gerekiyor. O zaman küçüktür'ün değili büyük ve eşittir diyorum. Hop beştir diyoruz. Peki geldik buna. Bunun değilini hemen alıyorum. X elemanıdır tam sayılar x kare eşittir birin değil x kare eşit değildir birdir şeklinde yapıyoruz. Ödüllü sorumuzu yap yorumlara yola şimdiden görüşmek üzere. Lazım. Sağ olun hocam.